Hatice. Efendim abi. Kaldır Feriha'yı, gelsin. Kaldırayım da abi. Kaldır dedim! Feriha! Baba. Akşama yola çıkıyorsun. Mehmet'le birlikte. Seni ananın evine bırakacak. Bundan sonra senin evin orası. Abi, Feriha gidiyor mu? Okul yarın mı kalacak, okumayacak mı? Okumayacak! Baba yapma. Benim okulum var. Burada bir hayatım var. Bitti artık. Senin buradaki hayatın bitti artık. Baba yapma. Ne olur yapma. Senin İstanbul'daki hayatın bitti artık. Baba ne olur yapma. Baba ne olur. Baba. Baba ne olur yapma. Sen gelmiyor musun? Yok. Ben gelmeyeceğim. Senin mesaj at arada. İmri ne kadar tutabilirim bilmiyorum çünkü. Haber alalım en azından. Tamam, haberleşiriz o zaman. Aa Koray, nasılsın? Tebrik ederim. Sağ ol. Gülsüm çok tatlı bir kız. Umarım mutlu olursunuz. Yok ya, numara yapamayacağım ben. Ya bu suratın hali ne? Ya Koray, delirdin mi sen? Seni kaç kez gördüm. Sen Hande'ye aşıksın. Yazık. Üçünüz için de çok yazık olacak. Emir'e söyle. Nereye gidersem gideyim, o hep benimle olacak. Gülsüm'ün numarasını ver, ben arıyorum. Oğlum dur, daha yeni gitti kız. Koray, ya sen ara ya da ben gidiyorum o eve, Feriha'yı alıp kaçırıyorum. Tamam. Tamam. Kocan arıyor. Gülsüm. Feriha köye gitti demeyeceksin. Demeyeceksin. Tamam dayı, demem. Efendim. Gülsüm, nedir durum? İyi. Biz oturuyoruz işte. Konuşamıyorsun. Ne olmuş? Feriha nasıl, iyi mi? İyi, peki ben geleyim mi oraya? Yok, gelme sen. Ben sana haber veririm.
Tamam. Konuşamıyorum. Oğlum mesaj at o zaman, bir şey yap ya hadi. Tamam kanka. Ah Feriha, ah kızım, böyle mi olacaktı? O kadar emek, o kadar dua. Ah o oğlan için değer mi yavrum, yaktın yıktın hepsini. Ah. Alo Gülsüm. Nerede Feriha, bir şey mi oldu? Gülsüm, Feriha'ya bir şey mi oldu? Al şunu. Oğlum nereye gidiyorsun? Emir bir dur ya. Şansına küs Emircik. Ben bakarım. Nerede Feriha? Oğlum sen okumuş adamsın, böyle nedir eşkıya gibi evin içine dalıyorsun? Feriha gitti. Bir küpeleri kaldı.
Vallahi polis çağıracağım ha. Ablacığım vallahi polis mi çağırıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ben Feriha'nın nerede olduğunu öğrenmeden buradan çıkmıyorum. Nerede Gülsüm? Köye gidiyor. Kus! Antakya'ya. Gülsüm. Otogarda şimdi binecekler. Sen ettin. Çay alacağım, istiyor musun? Feriha. Emir. Hadi gidiyoruz. Feriha hadi. Feriha benimle misin? Başka şansımız yok hadi. Feriha! Her şey çok daha güzel olacak, inan bana. Ulaşamıyorsun yani hala ha? Tamam, ben haber bekliyorum. Tamam hadi. Niye? Haber yok değil mi Gülsüm Hanım? Emir'in telefonu kapalıymış. Sen el gözü dönmüş adamına. Diyorsun Feriha'yı aldılar, köye götürdüler. Görmüyor mu oğlanın gözü kara? Polis çağıracağız diyoruz, çağır diyor bize. Ya maazallah sabah sabah Zehra'nın kapısına dayanıverirse oğlan. Ben bunun hesabını kime vereceğim? Ha? Bak Mehmet'e de haber vermedik. Hakkıza eziyet eder diye. Ama benim içime sinmiyor. Ben ne yapacağım ya? Bak saat kaç oldu? Çöp saati geçiyor abi. Gelmedi daha. Dayın nerede acaba? Kız sanki az derdimiz vardı. Bak bir de içimize korku saldın ha. Ha benim yüreğim sıkışıyor şimdi. Ya maazallah kalkar da bu köye giderse Zehra'nın kapısına dayanırsa ben ne yapacağım ya Rabbi? Vallahi gider mi gider. Ne aşk ama. Sanki Türk filmi. Filmmiş. Şimdi Mehmet kapıdan girerse sana gösterir Türk filmini Seher Hanım. Keşke gitse de yengemi ikna edip getirse Feriha'yı. Bak, 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 bak. Kız sen nereden çıkarıyorsun bu lafları kız? He? Evlendiğinde ağzın laf mı yapıyor? İtmetten mi öğreniyorsun bu lafları sen he? Getirseymiş. Sen de kızın olacak. Göreceksin o zaman. Emir ne yapıyoruz biz ya? En başından beri yapmamız gerekeni yapıyoruz. Herkese her şeyi geride bırakıyoruz. Emir ne yaptın? Annemin babamın haberi yok, onları aramam gerek. Telefon sadece bizi bulmalarına yarar. Ya annemi arayacaktım ya, çok korkmuştur. Bizi bekliyordu o. Bir gidelim. Gittiğimiz yerde anneni de ararsın. Kime haber vermek istiyorsan da verirsin. Nereye gidiyoruz ki biz? Bilmiyorum. Babamlar ne yapmıştır şimdi? Ya nerede saklanacağız ki? Nereye kadar saklanacağız? Ben seni çok seviyorum.
Hiç bırakmayacağım. Duydun mu beni? Artık ne olursa olsun bir şey istiyoruz. Kış turizmi diyorlar ama bizim orada pek işi olmuyor. Emekli hayalimiz. Onun için de buraları bırakamıyoruz. Ara sıra yolda kalmış. Sahi siz de mi yolda kaldınız? Yok, biz geçiyorduk öyle gördük, bir bakalım dedik. Ha, iyi ettiniz. Gülizar Hanım sabahleyin kahvaltınızı getirir. Baktınız uygun olmuyor. O zaman gelirsiniz bize kahvaltıya. Çok sağ olun, teşekkürler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler çocuklar. İyi geceler. Yine hayatımıza attığımız ilk adım olacak. Emir, böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Artık nasıl olduğunun bir önemi yok. Biz birlikteyiz. Herkesten uzaktayız. Hadi git, kimi istiyorsan ara. Hadi. Anne. Anne, biz kaçtık. Emir'le ben kaçtık. Seher, sen şu Mehmet'i bir arasaydın kızım. Ay, ben sanki aramadım Hatice hala. Ulaşılamıyor işte, telefon kapalı. Oh, bir deseler ki sağ salim vardık, vallahi içim rahat edecek ya. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Thank you.
Ay sanki nefes almıyor adam. Nasıl nefes alsın? Baksana görmüyor musun? Her şey üst üste geliyor. Çay içer misiniz? Ben içeceğim. Hayırdır Gülsümcük? Gözün telefonda, kocan geç mi kaldı? Kızım, kocan gelecek değil mi seni almaya? Şey anne, ben diyorum ki bak saat zaten geç oldu. Ben bu akşam burada kalayım. Hem dayımı da seni de yalnız bırakmam anne. Aa, Gülsüm daha bir hafta oldu. Ne bu ana kucağı merakı? Sıkıldı mı kocandan? Ha, tövbe tövbe. Bu nasıl laf öyle? Şş kızım, bak sen yeni evlisin. Öyle kocayı yalnız bir başına bırakmak olmaz kızım. Heh. Sen evine git. Hadi sen ara bakayım bir kocanı. Gelsin alsın seni. Tamam. Ara ara. Aa anne, Kore'yi arıyor. Alo. Ha tamam. Tamam hemen geliyorum. Kapının önündeymiş. Ben gideyim. Heh. Aa teşrif etmiyor mu beyefendi içeri? Kızım öyle şey olur mu? Aa, gelsin buraya biz de bir yüzünü görelim değil mi? Hadi kızım sen ara. Tamam. Alo Koray. Şey annemler seni çok görmek istiyorlarmış da gelebilir misin? Gelir. Arkana bile bakma, kaç kurtul kızım dedi. Annemin en büyük hayali okumamdı. Bu daha kırgın, daha kızgın babamları. Bak biz buradayız. Beraberiz. Hem annen de seni anlıyor. Bizi anlıyor. O da her şeyin daha güzel olacağına inanıyor. Ben de inanıyorum. Senin de yapman gereken tek şey buna inanmak. Şu an burada seninle olmasam ne yapardım bilmiyorum. Ama yine de bir şeyler ölüyor içimde. Seni sokağın ortasında öyle yerde gördüğümde benim içimde nelerin öldüğünü bilemezsin. Yaşadığımız bu kadar çok insanın canını yakabilir mi? Senin canını yakmadık ki. Biz sadece yaşamak istedik. Ya onun canı hiç yanmıyor mu şimdi? Ne kadar kızgın olsa da kaçtığımız için annemin hiç mi canı yanmıyor? Geçecek. Önce kendi yaralarımızı saracağız. Sonra sıra yaraladıklarımıza gelecek. Sen arkadaşın var ya, yüreğimizi ağzımıza getirdi ha. Deme bir şey demedik ama inşallah bir delilik yapmaz. Senin sevdiğin kahveden yoktu da Türk kahvesi yaptım. Gerek yoktu Gülsüm, kalkalım zaten.
Aa, olur mu oğlum öyle hemen kalkmak? Bak şimdi abim gelir. Abi elini öpmeden giderseniz gönül koyar. Ayıp, çok ayıp. Ah, bak, bak dur bak hele ben sana bir şey yapacaktım. Dur, dur hele hele. Şimdi ben size geldim ya oğlum. Hani sizin telliğiniz yok, misafirler geliyor. Çok ayıp olur. Bu da pıhlıları misafirlere verirsiniz. Ha. Bunları da size aldım günlük bak rahat rahat. Görüyor musun? Çok güzel. Ha. Bunları giderken unutmayın olur mu? Anneciğim çok güzeller, çok teşekkürler. Bir şey de yok kızım. Damat Bey de yüzük takmayı pek sevmiyor herhalde. Takamıyorum, alışkanlık. Benim biraz dersim vardı da Gülsüm, kalkalım mı? Kalkalım olur. Aa, bismillah. Ne oldu, Feriha nerede ya? Neredeler lan? Neredeler? Mehmet bırak adamı. Feriha nerede oğlum? Kızı nereye götürdü, söyleyeceksin. Bırak. Oğlum kaçtı mı yoksa kız? Mehmet dur, dur hele oğlum. Ya bırak. Bırak. Konuşsana lan! Konuş. Feriha nerede? Neredeler? Feriha lan! Hayvan mısın sen? Sen o arkadaşın Feriha'yı kaçırdı. Kaçırdı. Dinle o zaman. Sana öyle bir şey anlatacağım ki başka bir şey düşünmeyeceksin. Her şey okul çıkışı küçük bir araba kazasıyla başladı. Hayatımdaki her şeyi değiştirecek ufak tefek küçük bir kızla tanıştım. Tanıdığım, bildiğim, kimseye benzetemediğim, huysuz, hırçın, inatçı. Ne garip. Belki de bütün hikaye bir hoşçakalda başladı. Gece dışarı çıkmayı severdim. Arkadaşlarla film izlemeyi, geyik yapmayı. Ama hiçbir şey onun gibi olmadı. Bir kadını sevmek. Ben hiçbir şeyi bu kadar çok seveceğime inanmazdım. Sevmek yaşamakmış meğer. Yaşadığını hissedebilmekmiş. Ne çok sırtımızı döndük birbirimize. Sonra her defasında daha sıkı sarıldık. Sanki seni her gün daha çok sevdim. Her geçen gün daha da çok seviyorum. Sen de benim tanıdığım kimseye benzemiyorsun. Mehmet'e, babama. Öyle asık suratlı değildin. Sıcaktın. Ama korkutucuydun da. O her şeyin fazlasına sahibim hallerim. Yine her şeyin bittiği bir günde o tiyatro sahnesinde parlayan kız demiştim bana. Ayrıldığımızda keşke bir hikaye olsaydık demiştim.
Başımıza ne gelirse gelsin, sonunu mutlu bitebileceğini bilseydik. Sana söz veriyorum, mutlu sonla bitecek. Beni hep sevecek misin? Son nefesimi verene kadar seni hep seveceğim Feriha. Evet. Ne bekliyorsun oğlum? Polise git. Bu gece biraz bekleyin. İlaçlardan nasıl bir sonuç alacağız? Tansiyonu düşmezse sabah hastaneye getirirsiniz. Sağ ol Arif abi. Ne paraymış be. Adam bir telefonla doktoru eve getirdi. Pes. Evet. Polise. Yürü oğlum, polise git. Polise gitmek için acele etmeyin. Emir Feriha'ya kötü bir şey yapmaz. Gitmeyip ne yapacağız? Ha? Sen mi kurtaracaksın kardeşimi? Lan Herif senin kankan değil mi? Ben mi bileceğim lan nereye götürdüğünü? Evet abi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama Feriha yaptıklarını gördükten sonra bilseydim de hiçbir şey söylemezdim zaten. Lan. Mehmet abi ne olur. Mehmet. Baba o herife Gülsüm söylemiş köye gittiğimizi. Herif peçimize yeğenin takmış. Tamam abi Gülsüm söyledi ama çocuk ne bilsin öyle olacağını. Ya Mehmet sen bilmiyorsun o çocuk nasıl buraya böyle eşkıya gibi geldi, biz korktuk yavrum. O benim kızım yoksa söyler mi öyle, ne bilsin. Evet. Tut. Tut kaldır beni. Hadi oğlum sen karını al da gidin. Hadi yavrum. Yürü. Polise gidiyoruz. Ne Feriha'ymış ya. Kaçıran kaçırana pes. Kafam. Ah Gülsüm. Ah Gülsüm, bir çeneni tutamadım başımıza gelenlere bak. Ya dayanamadım anne. Ya kızı dövdüler sonra da köye gönderdiler. Nasıl dayanayım? Oğlan kıza bir kötülük yapsın. Heh. O insanın başına gelen bir gözümüz, o zaman nasıl bakacağız dayının yüzüne ha? Zehra'nın yüzüne. Allah'ım iyice çığırınızdan çıktınız siz. Oh evlendim de kurtuldum vallahi billahi. Kız anası olmak üstüm. Ay, o zaman anlarsın dayın Zehra'nın benim başıma gelenleri. Ay bana biraz fenalık geldi. Ben bir kapının önüne çıkayım da hava alayım, tamam mı? Çal azıcık elime. Efendim. Aysun Hanımcığım. Evet benim. Siz kimsiniz? Seher ben. Feriha'nın yengesiyim. Bu saatte bu ne cüret? Aa. Kapatayım istiyorsan. Ama birazdan evine polisler dadandığında sen beni arayacaksın zaten. Ne? Polis mi? Ne diyorsunuz siz? Vallahi benden duymuş olma ama oğlum Feriha'yı kaçırdı. Vallahi tam kurtuluyordun kızdan. Babam, Mehmet, herkes olayı öğrendi. Bunu apar topar köye gönderiyorlardı ama senin oğlum mola yerinde kızı kaçırmış. Bu kaçamak gerçekten çok iyi geldi. Beni reddetmemek sana hep iyi gelecek sanırım. Telefonu kapatmadan kaçamak yapamayacağız anlaşılan.
Evden arıyorlar. Bu saatte. Neredeyse gece yarısı oldu. Çok garip. Efendim? Ünal Bey, polisler geldi. Evi aramak istiyorlar. Ne? Hanımefendi, arama izniniz var. Zorluk çıkarmayın lütfen. Valla Ünal Bey'e haber verdim. Beni şimdi ne dersiniz? Başla. Geldiniz, polisler geldi, evi arıyorlar. Ünal nerede? Ünal Bey'e haber verdim, beklesinler, geliyorum dedi ama dinlemediler beni. Ne oldu? Bir şey. Ya şu rezalete bak. Bu ne rezalet ya? Nereye girdiğinizi sanıyorsunuz? Arama emrimiz var beyefendi. Ne araması varmış ya? Oğlunuz hakkında gasp şikayeti var. Ne gaspıymış ya? Bu kadını hemen bu evden gönder. Ve oğlumu bul, Ünal Sarrafoğlu. Günaydın. Günaydın. Saat kaç? Bize ne? Benim babamı aramam lazım. Ama korkuyorum. Lütfen bugün korkarak başlamasın Feriha. Ben mutluyum. Mutluyum ama bu çok acımasız. Benim bu kadar rahat olmamam gerekirdi. Babamı düşünmem gerekirdi. Şimdi kalkacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Biraz dolaşacağız. Sonra sen ne istersen onu yapacağız. Tamam mı? Ben bir ev sahiplerine sorayım. Market falan var mı yakınlarda? Sosyetik Playboy kız kaçırdı. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından ünlü işletmeci Ünal Sarrafoğlu'nun oğlu Emir Sarrafoğlu, okul arkadaşı F.Y.'yi zorla kaçırmakla suçlanıyor. Etiler'de bir apartmanda kapıcılık yapan aile, genç Playboy'dan şikayetçi olurken polis tarafından aranan Playboy'un ailesinden bir açıklama gelmedi. Vallahi meşhur olduk. Bir gazetelere çıkmamız eksikti. Cemiyetmiş. Cemiyetiniz sizin.
Abi, hiç olmazsa adını yazmamışlar bak. F-Y yazıyor. Bile kimse tanımaz. He, tanımaz. Başımıza geleni duymayan mı kaldı hala? Vallahi Gülfinan duyarsa herkes duyar, ben size söyleyeyim. Aman İstanbul'da duyan duysun canım. Asas şeyde, köyde duyan olmaz. Ay aman onu da Zehra annem düşünsün. Hayır o da bir sakin karşıladı olayı yani. Hayır telefonda sesini duymasam hiç şaşırmadı diyeceğim ama. Abi ilacımı vereyim mi? Yo yo. İstemez. İyiyim ben Hatice. Ara Gülsümleri gelsinler konuşalım. Şey, abi ya, damadım gitmiş karakola. İfadesini vermiş. Yine daha ne diyecek ki? Ben Gülsümlere gideyim baba. Koray'ı alıp okula giderim. Orada arkadaşlarına falan sordururum. Şey oğlum sen konuşmasan hani bak diyorum ki o Koray'ı kızdırırsan hani acısını Gülsüm'den çıkarır diye korkuyorum. Ya zaten başımıza ne geldiyse Gülsüm yüzünden geldi. Benim kardeşim gitmiş. Neyin acısı çıkarsa çıksın. Mehmet ben de seninle geleyim mi ne olur? Seher otur oturduğun yerde. Asabımı bozma. Gülzar. Baksana şu fotoğrafı. Bu bizim uzun oğlan değil mi? Ruhi kız kaçırdı yazıyor burada. Ay şaşırdım kaldım. Gözlerin içi pırıl pırıl gencecik insanlar. Nasıl olur? Oluyor işte Gülzar Hanım. Baksana neler yazıyor. Biz vazifemizi yapacağız. İçeride bir apartmanda kapıcılık yapan aile genç bir boydan şikayetçi olurken... Haberi basmadan önce beni aramanı beklerdim Oktay'cığım. Bunca yıllık hukukumuz dostluğumuza yakışmadı. O kızı kaçırılan aileyle aramızda özel bir mesele var. Karakol muhabirine onlar çıplatmıştır durumu. Çarpıtıyorlar. Bu meselenin de sonunda açıklığa kavuşacak. O zaman sizin gazetenizden güzel bir özür bekliyorum. Sonunda korktuğum başıma geldi işte. O kız oğlumun hayatını kararttı. Senin oğluna var ya, o yaşadıklarının hepsi müstahak. Gazetecilere fırça çektiğime bakma. Herif kızı kaçırdı mı? Kaçırdı. Senin oğlunun aklından zoru var. Tedavi olması lazım ya bu herifin. Manyak herif. Emir, her durumda benim. Arama o zaman benim oğlumu. Parmağını bile kıpırdatma. Aysun. Ya sen
niçin anlamak istemiyorsun? O aile oğlumuza tuzak kurdu. Aynı Kore'ye kurdukları gibi. O sefil kapıcı kızı benim oğluma beni kaçır diye yalvardı. Bundan eminim ben. Sen niçin anlamıyorsun? Ben neyi anlayacağımı şaşırdım zaten Aysun. Oğlun kafa mı bıraktı bende? Şeytan diyor. Git o kapıcı deliğine, al şu gazeteyi, yedir hepsine. Neden olmasın? Aysun ne yapıyorsun? Uzun zamandır yapmam gerekeni yapıyorum İnan. Şimdi ben o kapıcı deliğine gidiyorum. O kızın ailesiyle konuşacağım. O kapıcı ailesi benim oğluma tuzak kurdu. Bu kaçırılma işinden sonra bundan kesinlikle eminim. Bizi kullanmaya çalışıyorlar. Ve ben buna asla izin vermeyeceğim. Asla. Vah yavrum benim. Vah güzel kızım. Demek ellerinizi ayırıp seni sürgüne göndereceklerdi ha? Vah güzelim benim. Ya biz sizi zor durumda bırakmak istemeyiz ama... Ne zor durumu? Ne demek o? Hem ben gazete maçta okumadım. Siz rahat rahat tatilinize devam edin. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kimseyi düşünmedik işte. Hiçbir şey düşünmedik. Polis de karışmış. Ailelerimiz birbirine girmiştir. Vallahi birbirlerine mi giriyorlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar umurumda değil. Polis mi gelecek? E gelsin. Yetişkin insanlar değil miyiz biz? Ne yapabilirler ki? E sizinkiler ne yapacak? Babamlar? Feriha, baban seni köye gönderiyordu. Bizi unut. Seni bitiriyordu. Bizimkiler zaten umurumda değil. Bize değildi. Birbirlerine yapacaklar artık, ne yapacaklar? İki paralık adamların ayaklarına gidiyoruz Aysun ya. Gelmek zorunda değilsin Ünal. Saçma saçma konuşma. Bir hafta önce Kore o kızla evleniyor. Sonra güya oğlum Feriha'yı kaçırıyor. Bu aile gerçek bir şebeke. Ben bundan artık kesinlikle eminim. Ve bizim çevremize dadandılar. Kabahat dadananlarda mı, yoksa onları başımıza saranlarda mı? Hayır. Önceleri dertleri para değil zannetmiştim. Oğulları dayak yediğinde senin teklif ettiğin parayı kabul etmemelerini hatırlatıp duruyordum kendime. Ama iş çok başkaymış. Hesapları farklıymış. Büyük hesap yapmışlar. Çok büyük hesap. Yani şimdi benim kızım tamam bir şey yapmış, hata yapmış olabilir. Ben bunu kabul ediyorum ama bu kadar da olmaz ki. Hatta dün bir, bugün iki. Bunlar yeni evliler. Yani kocasıyla arası açılacak diye vallahi çok ürküyorum. Vallahi sen de haklısın Hatice abla, ne diyeyim? Koray, sen gerçekten Emir'i bulamaz mısın? Olabileceği her yere baktım. Nereden bulayım? Her yere gitmiş olabilirler. Emir, Feriha'ya bir kötülük yapmaz değil mi? Ya ne olur yanlış anlama. Hani Feriha gönülsüz gitmiş ya. E tabii insanın aklına da bin türlü şey geliyor. Derdin buysa korkma. Emir benim sana yaptığımı Feriha'ya yapmaz. Merak etme. İstesek de istemesek de akraba olduk. Ben sadece kardeşimi bulmak istiyorum. Kimseye bir şey yapacağım yok. Bak, bir kez daha tane tane anlatıyorum. Ben nerede olduklarını bilmiyorum.
Anlatabiliyor muyum? Beni anlayabiliyor musun? Anlıyorum. Başka arkadaşlarınız yok mu sizin? Bak onları benim bulmam, polisin bulmasından daha iyi. Şimdiden gazetelere çıktılar zaten. İyice başı yanmasın. Bak arkadaşım, son kez söylüyorum. Ben onların yerini bilmiyorum. Eğer bilseydim de polisin onları bulmasını senin bulmana tercih ederdim. Neyse ben okula gidiyorum. Ben de geliyorum. Okulda en bir tanıyan kim varsa konuşturacaksın beni. Bak Emir Feriha'yı oradan nasıl götürdü bilmiyorum ama senin kardeşine zarar vermez. Ben de geliyorum dedim. Okula gelip Emir'i tanıyan herkesle konuşunca bizi rahat bırakacak mısın? Bırakacağım, bırakacağım. Bu saçma durumdan biz de en az sizin kadar mutsuz ve mağduruz. Eğer bu geç kalınmış konuşmayı daha önce yapmış olsaydık, belki şu an bunları yaşamıyor olacaktık. Sen hangi mağduriyetten bahsediyorsun hanımefendi? Senin oğlun benim kızımı kaçırdı. Bu rezaleti sizin kızınızın planladığını düşünüyorum Rıza Bey. Sizin oğlunuz benim kızımı kaçırdı. Bu rezaletin sorumlusu şimdi biz mi oluyoruz yani? Benim oğlum kimseyi zorla kaçırmaz. Eğer bu da daha önce Kore'nin başına gelenler gibi sizin ailenizin içinde bulunduğu bir komplo değilse, bunu kesinlikle kızınızın planladığından eminim. Bana bak hanımefendi, sen lafını bil de konuş. Sen şimdi durup dururken benim kızımla damadımı niye karıştırıyorsun sen bu ortalığa? He? Sen esas oğlunu bilmiyorsun. Senin oğlun bu evin içerisine eşkıya gibi daldı. Haberin var mı senin? Hatice, dur. Dur. Ya sizde hiç şeref, haysiyet, vicdan yok mudur ha? Bana bak Rıza Bey. Koymuşsun gazeteyi öyle masanın üstüne. Kim bilir kafandan ne hesaplar geçiyor. Gel şu işi daha fazla çirkinleştirmeden ne kadar istiyorsan yazayım çekini. O deli kızını da bul. Nereye gidecekseniz defolup gidin buradan. Sen ne diyorsun be adam? Sen benim kızımın, ailemin şeref ve onurunu satın alacağını mı zannediyorsun ha? Küçük insanlar mı zannediyorsun ha? Şerefsiz. Onurmuş. Şu gazetede yazan haberlerle sen ancak mahalle kahvesinde meşhur olursun. Ama ya biz? Bizim soyadımız var. Böyle avam haberleri kaldıramayız biz. Senin soyadın varsa bizim de var. Senin soyadın Sarıoğlu'ysa bizimki de Yılmaz. Benim kızım gitmiş. Sen soyadının hesabını mı soruyorsun bizden ha? Sen de kızına sahip çıksaydın o zaman. Kızını oğluma yamamaya çalışırken iyiydi, değil mi? Sen ne biçim konuşuyorsun be terbiyesiz? Senin kızın, o benim avanak oğlumu parmağında oynattı be. Haberin var mı? Defol! Defol elimden, defol! Terbiyesizler be! Katil etme beni! Defol dedim, defol! Size oğlumu yedirmem. Bunu kafanıza koyun. Defol dedim be, defol! Ya vicdansızlar! Ahlaksız insanlar! Utanmıyorsunuz değil mi? Ahlaksızlar. Görüyorsun değil mi? Kıymetli oğlum bizi kimlerle muhatap ediyor? Nelerle uğraştırıyor? Adamın dediklerine bak ya. Salmışlar küçük şır fıntılarını oğlumun üzerine. Bir de utanmadan geçmiş karşıma kafa tutuyor. Aysun'cum ne oldu? Kapıcınız oğlumun kızlarını kaçırdığını iddia ediyor. Yok artık. Anne, bence bir Cansu'ya bakmamız lazım. Bu haberi aldıysa antidepresanlarını damardan vermemiz gerekebilir. Thank you.
Abiciğim. Boyu devrile siçilir. Utanmaz, arlanmaz insanlar. Onların kalıbını görenin onları bir beyefendi, bir hanımefendi zanneder. Ya bunların dini imanı para olmuş abi. Kör olasıca parayı dillerine dolamışlar. Yürekleri diken bağlamış paradan bunları. Ben hele bir kızıma kavuşayım. Bir kavuşayım. Varlanmazlara bir bir hesabını soracağım ettikleri lafların. Paralarında boğulsunlar. Paralarında. Abi nereye gidiyorsun? Biraz dinlenseydin, uzansaydın. Yok Hatice, yok. Zaman uzanma, dinlenme, hastalık zamanı değil. Polise gideceğim. Bir bir anlatacağım. Kapımıza geldiklerini, para teklif ettiklerini, üste çıkmak istediklerini. Abi bari Mehmet'i bekleseydin. Anladılar, oğulları yanacak. Onu saklayıp kızımı yakmaya çalışıyorlar cayır cayır. Yaktırmam. Ben kızımın başını yaktırmam. Kendi oğullarına bakmıyorlar da bizim zavallı kızlarımızın hakkında konuşuyorlar. Zavallı mı? Yani şimdi eğri eğri doğruya doğru konuşalım Hatice hala. Ya bizim kızlar da işlerini biliyorlardı. Bak seninki gitti, vekil gelini oldu. İster misin Feriha'da gittiği yerde bir nane yesin? Hop ona da bir yüzük. Vallahi bu sefer Mehmet kesin katil olur, ben söyleyeyim. Seher, bak ben öyle Zehra'ya benzemem, adamı dilimle dövmem. Seni canlı yakarım, anladın mı? Heyecan söyledi ama ya. Hasta olacaksın artık ağlamaktan. Bitti. Her şey boşunaymış. Gittiler. Benim için her şey bitti. Herkes onları arıyor. Eninde sonunda bulacaklar. Ya bulsalar ne fark eder ki? Emir bu kadar çıldırıp onu kaçırdıktan sonra bulsalar ne fark eder? Ya 2 dakika dur, nefes al Cansu. Bu umutsuzluğun tedavi süreni etkileyecek. Tedaviymiş. Ne tedavisi ya? O ilaçların hiçbir şeye yaradığı yok. Alsam da bir, almasam da. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Doktorumu ara. Doktorumu ara. Bana yeni ilaçlar yazsın. Allah belasını versin her şeyi. Bana iyi gelecek bir şeyler yazsın. Cansu biraz sabretmek zorundasın. Daha bir hafta oldu. Şimdi ilacı değiştirmemize gerek yok. Doktorun söylediklerini unutma. Bu kullanabileceğin en güçlü ilaç. Her şeyin bir zamanı var değil mi? Her şeyin bir zamanı var, öyle mi? Zaman, zaman, ne zamanı be? Zamanın hiçbir şeye yaradığı yok. Benim Hatice'yi aramam lazım. Bana tek yardım edecek kişi o. Açmıyor işte, açmıyor. Bana yardım edebilecek 5 kişi var, o da açmıyor telefonu. Ben okula gidiyorum. Hande'yi bulmam lazım. O bizden daha çok şey biliyordur. Dur bir dakika Cansu. Önce ilaçlarını alman lazım. Oğlum Feriha'ya bak lan. Papanın elinde kalıyor. Abi Emir nasıl böyle triplere girer ya? Kız kaçırmak çok varmış. Rezalet. Annem bile aradı İsviçre'den. İnternette görmüş. Emir gerçekten kapıcı kızını mı kaçırdı diyor. O küçük beni kaçırdı derse... Emir'in başına ne geleceğinin farkındasınız değil mi? Bak sen. Arkadaş Feriha'nın kardeşi. Ha, senin şeyin oluyor yani. Neydi o ya, akrabalık ilişkilerini bilmem ki. Ben arkadaşınızı arıyorum. Nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı? Niye, polis misin sen? Kardeşimi kaçırdı.
Mehmet bak kimse bir şey bilmiyor. Hadi gidelim. Dur dur. Ben bir şeyler biliyorum mesela. Senin kardeşin ne malı olduğunu biliyorum. Bana bak Sarı. Doğru konuş. Kızımız demem dalarım. Hop. Efendim ol bakalım. Emir'in iki günde atacağı oyuncaktı Feriha. Ama oyunu güzel oynadı. Sizin halde kızlar aynı havayı çok güzel oynuyor. Anne doğru konuş. Konuşmuyorum. Şimdi timsah gözyaşları döküyorsunuz. Ama senin adi kardeşin Emir'in elinin altındaydı zaten. Lan şşş. Yettin mi sen de? Mehmet. Mehmet. Ne oluyor burada? Gel sen şöyle. Köylüler. Hande. Ne oluyor? Mutluyum, huzurluyum. Kızgınım, kırgınım. Aşığım. Aşığım. Çok güzel bir yerdeyiz. Keşke bütün bu olanlar olmasaydı da yine burada olabilseydik. Keşke kendimi bırakabilseydim tamamen. Zamanı gelince bırakacaksın Feri. İstediğin kadar zamanımız var. Buradan her şeyi yoluna koymuş olarak döneceğiz. Buna inanıyor musun gerçekten? Yani halimize bak. Olay gazetelere düşmüş. Babamlar ne halde bilmiyorum. Seslerini duymaya bile gücüm yok. Geri döndüğümüzde her şey bambaşka olacak. Aramıza giren korkuları, öfkeyi, nefreti yenecek gücümüz olacak. Biz inanırsak onlar da inanır. Güven bana. Bütün okulun diline düşmüşüz. Biz ayakta uyuyormuşuz. Şimdi de gazetelerde mahallenin, okulun, herkesin diline düşeceğiz. Sen onun bunu söylediğini boş ver. Sen kendine bak biraz. Hocam kardeşim gitmiş. Kendime bakıp ne yapacağım? Emir Feriha'yı kaçırdı. Bunda senin hiç mi payın yok? Bak, eğer koşullarımız farklı olsaydı emin ol seninle çok farklı konuşurdum. O günden beri sırf seninle karşılaşmayayım diye annemin evine bile gitmedim. Sen Feriha'yı dövdün. Bu öyle kolay kolay unutulacak bir şey değil. O bizi kandırdı hocam. O herifle. Bak söylemesi bile o kadar zor ki. Feriha yanlış yaptı hocam. Bize çok büyük yanlış yaptı. Siz ona ne yaptınız? Ya da sen dövdün, sövdün. Onu köye göndermek istediniz. Onun adına böyle hayati kararlar aldınız. Ve haksız kararlar. Hocam sana saygım sonsuz. Şimdi kalkıp benim babamın ne çektiğini size anlatamam. Benim canım yanmış. Ben de oturup size bizi de bu işlerin nasıl olduğunu anlatamam. Kusura bakma hocam. Ben ayakta uyumuşum ya. Hayır nasıl bir aile bunlar? Biri Emir'e biri Koray'a. Ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Cansu. Ben de hayatımda ilk kez bir şey anlamıyorum. Hayır, Koray Emir'den de hızlı çıktı bir de. Aşka bak be. Aşk. Koray'ın o kıza aşık olmadığına kalıbımı basarım. Kesin bir şey var. Ya bir şey olmalı. Hande, biliyor musun? Aslında bu evliliğin arkasında ne olduğunu öğrenebiliriz. Ama ben sana yardım edersem sen de bana eder misin? Ne istiyorsun? Ya Emir'le bizim aramızda çok yanlış anlamalar oldu. Tamam zamanında sizin de olmuş ama seni yalnız bırakmamış. Seni affetmiş. Ya beni de affetmeli. Emir döndüğünde
aramızın düzelmesine yardım eder misin? Peki sen bana nasıl yardım edeceksin? Seni biriyle tanıştıracağım. Ama bu sana biraz pahalıya mal olabilir. Maşallah güzel kızıma. Elinde bayağı yatkınmış. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Bak sevdiceğin seni aç bırakmayacak. Al sen bu kızı, al. Bakma öyle ama yapamıyorum. Bakayım tadı nasıl olmuş? Hamur canım, neyin tadına bakacaksın? Aa, ya Güzel teyze bir şey söyle, bozuyor. Seni gider Ruhi Bey kılıklı seni. Ya bırakır mısın? Ah gençlik ah. Nazı da başka, güzel cilvesi de. Heh, vallahi Gülfiden, görsen sen bu kadar yüreğe zehirli insanlar görmemişsindir ha. Söyledikleri laflardan benim yüzüm kızardı, bunlara hiçbir şey olmadı kardeşim. Parayla adam olunmuyor Hatice ablacığım. Vallahi ben yanarım yanarım da abiciğimin kadersizliğine yanarım Gülfiden. Yok yok, bitecek bu çileleri, bitecek. Sen merak etme, benim içime doğdu, biz bulacağız. Ha bu evde büyü var, ben sana söyleyeyim ha. Değilse bu talihsizlikler, bu kadersizliklerin başka nasıl bir açıklaması olabilir ablacığım ya? Öyle mi diyorsun Gülfiden? İyi diyorsun da kız altın üstüne getirdik evi, nerede bu? Devam edin, devam edin, heyecanlı oluyor. Bakıyorum da siz hiç korkmuyorsunuz Seher Hanım, ha? Ay vallahi siz iyice kafayı yediniz ha. Ayol benim büyüyle müyüyle işim olsaydı gidip de evin kıtipiyoz kızları koca bulsun diye değil, kendim için yapardım. Tövbe tövbe. Ayol yalan mı? Yani bak Gülsüm gitti, vekil gelini oldu. Hatice alam anlatsın sana Gülfidan Hanım. Saray gibi villada oturuyor Gülsüm. Diğerinin de sosyetik oğlan kaçırdı. Abi kusura bakma şey dağıldı. Toplarız abi. Seher, ne o kaçakları bana mı soracaksın? Gel içeri. Ben değil. O istiyor. Ne yaptı da Koray'ı kafesledi? Bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. İşte şimdi çalıştığım yerden sordun. Ama Cansu sana söylemiştir. Benim ağzımdan çıkan her kelimenin bir bedeli vardır. Şimdi bu bizim masum köylü güzeli Gülsümcük. Vallahi Feriha'dan akıllı çıktı. Turna'yı gözünden vurdu.
Sen git yılbaşı gecesi Kore'yi kandır, koynuna gir. E ondan sonra tabii bu kendine kıymaya falan kalktı. Olaylar duyuldu. E Mehmet de öğrenince bıçağı kaptığı gibi bizim damadı doğramaya koştu. Seninki de can korkusundan nikahı bastı. Ben buna hikaye ederim işte. Ve ben de hikaye anlatıcısı olarak. Kaç sene oldu Ruhi Bey? Tam 55 yıl. Ya. 55 yıl bir ömür. Bir ömür. 55 yıl. İki yürekte tek bir ömür. Siz bakmayın onun böyle süslü laflarına. Gençliğinde az çapkın değildi. Az tepe bin taşını attırmadı benim. Bakmayın sizin onu öyle demesine. Zamanında az mı koşturdu beni peşinden? İlahi Ruhi Bey. Çok mutlu görünüyorsunuz. Ah güzel kızım. Mutluluk. Sevdanın yanında mutluluğun lafı mı olur? Mutlu da etse, mutsuz da etse, ille de yar. Yar. İlle de yar, yar. Gönlümdeki yaram, yaramdaki merem, ille de yaren, ille de gülüzar. İlahi Ruhi Bey. Çok tatlılar. Bize benziyorlar. Nazlı, huysuz ama tatlı bir kadın. Bir de bir zamanlar fırtına istirmiş Filinta gibi bir delikanlı. Şöyle de diyebiliriz. Huysuz ve aksi bir ihtiyar. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş pamuk gibi bir hanımefendi. Biz de yıllar sonra onlar gibi olacağız. Ama huysuz olan sen olacaksın. Bana sadece... Sana evet diyemediğim günü hatırlatıyor. Ömür boyu senin olmaya karar verdiğim günü hatırlatıyor. Düşeceksin, kalkalım. Kaldır o zaman. Mehmet. Ya şu işi bana bir adam gibi anlatsana. Yani nasıl kaçırdı bu oğlan bu kızı?
Ya nesini anlatayım? İnadına mı yapıyorsun? Ya niye inadına yapayım? Merak ediyorum. Ya kafam karıştı. Şimdi sen diyorsun ki hani mola yerindeydik. E sen vardın. Yani onca insan. Hiç mi kimse bir şey demedi, karışmadı? Ya ne bileyim Mehmet, sanki bana hani Feriha kendi yani... Hayır Seher. Adam kaçırdı. O kadar. Ah Mehmet. Merhaba. Telefonlarıma cevap vermediğiniz için böyle habersiz gelmek zorunda kaldım. Niçin aramıştı? İki gün önce çağırmışsınız beni konuşmak için. Konuşamamıştık. Evet. İki gün önce konuşmak istiyordum. Şimdi istemiyorum. Bazen iki günde çok şey değişebilir. Feriha meydan dayağı yerken evinin önünde buna kayıtsız kalıp size konuşamazdım. Şimdi buradayım. Yani şu tavrınız da çok gereksiz. Seninle konuşmak isterken önceliklerinin biz olduğumuzu sanıyordum. Şimdi görüyorum ki senin önceliğin Feriha. Bu durumda konuşmak istediklerimin seni pek fazla ilgilendirmediğini düşünüyorum. Sizinle hiç mesafe kat edemeyeceğiz değil mi Nevbahar? Bu gösterdiğim çabayı hiç görmüyorsunuz. Bülent'i tekrar kazanmaya çalışıyorum. Buraya neden geldiğinizi, benden neyi gizlediğinizi öğrenmeye çalışıyorum. Bunların hiç mi önemi yok sizin için? Ben tekrar sizin hayatınıza girmeye çalışıyorum. Daha ne kadar açık olayım? Tamamen bize odaklanana kadar hayatımıza giremezsin Levent. Bu konuşmayı Feriha ile ilgili sorunlarını çözene kadar ertelemek istiyorum. İyi geceler. Çok dramatikti. Etkilendim. Ben de Sanem'in evinde plağı görünce çok etkilendim. Seni tanıyorum. Ve ne yapmaya çalıştığını görüyorum. Lütfen bu uygunsuz davranışlarından vazgeç. Uygunsuz davranışlar mı? Daha başlamadık bile ya. Bülent lütfen beni bu... yersiz ve tatsız konunun bir parçası haline getirmek zorunda bırakma. Sakin ol anne. Biraz eğleniyordum sadece. Kiminle? Sanem'le mi? Abinle mi? Mehmet. Sağamıyorum hocam. Bu eve sağamıyorum. Bu netilerine sağamıyorum. Bak bu sefer işler düşündüğün gibi değil. Yani o eski nişanlısını kaçırdığı gibi değil hiçbir şey. Emir Feriha'ya zarar vermez, merak etme. Onlar dönecek. Ama Feriha döndüğünde şu köye gönderme fikrinizden vazgeçin siz de. O kızın geleceğiyle, hayatıyla oynamaya hakkınız yok. Geri dönmeyecek hocam. Geri dönmeyecek. Emir onu sonsuza kadar kapalı tutamaz. Yani Feriha buna katlanmaz. Ben bunu nasıl kabulleneyim hocam? Feriha'nın o herifle gözümün içine baka baka kaçmasını nasıl içime sindireyim ben? Nasıl kendi kaç diye oturup hiçbir şey yapmadan bekleyeyim? Bak öfkelisin. Kabullenemiyorsun. Bunu anlıyorum. Herkes, polisler onları arıyor zaten. Feriha da reşit bir kız sonuçta. Siz onu köye göndermek istediniz. İstemediği hayata sürüklediniz. Bütün bunlardan isteyerek kaçtıysa bunu ona yapmaya hakkın yok. Emir'i, hatta Feriha'yı unut. Babanı düşün Mehmet. Daha iki hafta öncesine kadar
Eski nişanlısının ona yaşattıkları her şeye şahit oldu. Bu korkuyu ikinci kez ona yaşatmaya hakkınız var mı? O herifle kaçmaya hakkı var mıydı? Bize bunu yapmaya hakkı var mıydı? Namus bu hocam. Çakaya gelmez bizde. Bak oturup da seninle namus nedir tartışamam. Bu ikimiz de bir yere götürmez. Ama babanın çektiklerini seninle tartışabilirim. Şimdi evine git. Kendine bir sor. O adama bunları yaşatmaya hakkın var mı? Nasıl? İyi mi? Çok şükür abi. Bu sefer iyi çıktı. Allah'ıma çok şükür. Karakola bir daha gitsek mi diyorum. Acaba bunlar parayı bastırıp da çocuklarını saklıyorlar mı? Mehmet. Duyuyor musun beni oğlum? Ya benim kızım aynı kabusu bir daha yaşıyorsa? Ha? Yo yo. Ben böyle oturup duramam. Kendi kaçtı. He? Ne diyorsun oğlum? O herif Feriha'yı kaçırmadı. Kendi rızasıyla gitti. Feriha o herifi seçti baba. Bizi seçmedi. Ne diyorsun sen be? He? Ne diyorsun? Abi nereye? Şikayetimi geri alacağım. Abi kızı oğlanın eline mi bırakacağız? Benim artık Feriha diye bir kızım yok. Ay Allah'ım. Ah Mehmet ne ettin oğlum? Evlenme teklif ettiğin gün sana her şeyi anlatmaya geliyordum. Daha önce çok denemiştim ama yani mektuptan önce hiçbir zaman hazır değildim. Bana evet demediğinde de seni her kaybedişimde de yalanlardan sonra da öyle bir acı hissettim ki elle tutulurdu sanki. Canını yakmak istedim. Bütün gücümle, bütün hırsımla. Kendi mutsuzluğumu da boğmak istedim senin de. Hakkımda inandıkların dayanılmazdı. Bir daha bana hiç şimdi baktığın gibi bakmayacaksın gibi geldi. O kadar inandırmaya çalıştım ki kendimi. Senden nefret ettiğimi. İntikam istediğimi. Her şeyi benden öğrenseydin ne olurdu? Bilmiyorum. Yine bir yalanı yaşadığımı mı düşünürdüm? Yoksa sana inanmak daha mı kolay olurdu bilmiyorum. Sen benden inandığım tek şeyi almıştın. Seni. Tutunacak bir şeyim kalmamıştı. Ben de öfkeme sarılmıştım. Ne kadar uzun sürdü. Neler yaptık birbirimize. Sana bir an için bile inansaydım sana yenilirdim. Yalanlarınla, gerçeklerinle, her şeyinle gel benimsin diyecektim. Sana inanmamak işkenceydi.
yanmaktı, ölümdü. O gece... O beyaz gecelikte sana geldiğim gün. Kendimi öldürdüğümü düşündüm. Seni öyle gördüğümde kendimden iğrendim. İğrendim. Çünkü sana o halinle bile dokunmak istedim. O iğrenç ruj. Uzak bakışları. Hiçbir şey sen değildi. Tanıdığım tek şey kokundu. Halil ortaya çıkmasaydı bize ne olacaktı? Konuşmuştuk ya bunu. Konuşmamıştık. Sen ne hissettiğini söyledin, ne düşündüğünü değil. O kabusu yaşamasaydık... ...nasıl dönecektik birbirimize? Nasıl döneceğimizin hiçbir önemi yok. Ama döneceğimizi biliyordum. Ve döndük. Benden nefret ettiğini, tekrar bir arada olacağımızı düşünmek bile çok zordu. Başka neye inanmıştın? Bittiğimize inanmıştım. Yanındaki kadınları gördüğümde, o kapıyı her yüzüme çarptığında, bana vurmamak için duvara vurduğunda, hep bittiğimize inandım. Nasıl ayakta kaldın? Aşkımızın bitmediğini biliyordum. Sadece bunu düşünmeye çalıştım. Sen öfkene tutundun ama... O günlerde... ...yüzünü her gördüğümde... ...her kapıyı çarptığımda... ...daha da sert düştüm. Sen nasıl ayağa kalktın? O evde o yatağın kenarına bağlıyken, senin için çırpınırken kalktım. Bana aşkım dediğinde kalktım. Sen o gece... Eve birlikte döndün kadınla. Birlikte oldun mu? Bunları konuşmaya gerek yok. Yani. Emir kaçma. Ne hissettin? Başkasına dokundun. Öptün. Emir söyler misin ne hissettin? Senden ne kadar nefret ediyorsam kendimden de o kadar çok nefret ettiğimi hissettim. Ne kadar zavallı, aciz bir adam olduğumu hissettim. Benim gücüm sensin. Özür dilerim. Ben özür dilerim. Ah.
Aha bak ben şurada oturuyordum böyle ayağa kalktım. Nak şurada duruyordu abim böyle yaptı. Artık dedi benim dedi Feriye diye kızım yok dedi. Ben o kadar üzüldüm, o kadar fena oldum. Ben şimdi nerede bulacağım bu koca İstanbul'da abim? Nereye gider, kime sorayım ben, nerede arayayım? Ah Allah'ım sen bana yardım et yarım. Vallahi Seher Hanım, bu kadar acı var içimizde. Da iştahına da hiçbir şey olmuyor maşallah. Kızım kalksın kocanla ilgilensen ya, bak ne kadar fena oldu o çocuk. Mehmet. Kız nereye gitti? Oh büyük Allah'ım ben hangi birine yanayım yarabbim, hangisine yanayım? Kesat, kesat, kesat. Ne olacak bu işlerin sonu? Bu da neymiş ya? Bu da kalmış buralarda. Ta ne zaman gelmişti. Kimse uyanmadan nasıl kurtaracaksın bu işlerden bakalım Behzat. Dur bakalım. Boşuna saklama Veysel Efendi. Senin elindeki 3 kuruş bize yetmez zaten. Haydar abi plaka paralarını istiyor. Sadaka değil. Ya siz de az biraz sabırlı olun yiğitler. Hani bakın burası da benim ekmek teknem. Bak biz sana borcunu öde diyoruz. Sen bize hala tekerleme söylüyorsun. Taksi plakası alacağım. Taksiden geleni avucunuzda sayacağım diyordun ama. İşler ters gitti canım kardeşim. Ben ne yapayım? Az biraz sabırlı olun. Kes lan martavalı. Sana 2 gün müsaade. Borcunu öde. Ödemezsen canını yakarız. Aleykümselam. İlla bizim inşaatın nakliyesini taşı diyorlardı. Adamların tiplerini beğenmedim. Neme lazım? Sen niye geldin bu zamanda Rıza abi? Kızı buldunuz mu yoksa? Sen işine bak Veysel. İşledin de Rıza abi. Benim şu taksi meselesinden biraz sorunum var. Sizin de sorunlarınız kalmadı. Hani maddi yönden yani diyorum. Sen ne diyorsun ya? Yani Rıza abi hani bu zamanda konuşulacak bir mesele değil ama hani yeğenini Mebus'un oğluyla evlendirdin. Yarın öbür gün kızı da o sosyetik adamla. Sen ne biçim konuşuyorsun be adam? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Sen ne demeye çalışıyorsun bana ha? Mehmet kapatsan ben arayacağım seni. Makine hazır hadi ayrını gör. Usta bir sakatlık çıkarsa buraya mı getireceğim? Sen mi bakacaksın? Bir sakatlık çıkmaz için rahat olsun. Hem şubelerimizden herhangi birine götürebilirsin. Koca İstanbul'da BRC aramayayım da sonra. Şubemiz bol. İstanbul'u boş ver. Nerede olursan ol birinden biri çıkar karşına merak etme sen. Hadi o zaman kolay gelsin. Eyvallah. Görüşürüz. Dün gece şikayeti geri almışlar. Kızım kendi gönlüyle kaçtı demiş. Enayi herif.
Ya yasal bir sorun çıkmayacağı için rahatlamanı anlıyorum ama yine de fazla sakin değil misin Ünal? Yani birlikte kaçmış olmaları yeterince kötü değil mi? Bence bu iş Emir hevesini alana kadar sana. Alsın alacağı kadar hevesini. Hiç umurumda değil. İçinde kalmasın yeter ki. Emir. Emir. Allah Allah. Ne o beyefendi? Bakıyorum başınız önde. Sonunda anladınız mı kızınızın ne halt ettiğini? Lütfen Ünal. Muhatap bile olma bence. Yok yok. Bundan böyle ben kendini bilmezlerle öyle bir muhatap olacağım ki. Kızı oğlumu kafalamış. Hayatını yaşıyor. Beyefendiler gazetelerde bizi rezil ediyor. O gazeteleri gırtlağına tıkarım lan senin. Kulağını aç ve beni iyi dinle. Seher. Benim yaşım 67. Bu dünyada göreceğimi gördüm. Yaşayacağımı yaşadım. Benim tek derdim ahiretim. Rıza amca lütfen. Sen geri beş para etmez adam. Sen benim kanımı, canımı o pis ağzına dolarsan gözümü kırpmam. Dünyalığımı da, ahiretimi de yakarım. Anladın mı? Öyle rezalet görmedim. Terbiyesizler. Abim, kurban oldum. Gel hele bizle. Geçin. İçeri geçin. Abim, abim hadi. Geçin dedim. Kurban oldum. Geriyorum. Feryat diye kuzum yok dedi ama... biri laf söyleyince de dayanamadı. Üstüne yürüdü. Tamam canım ya. Gel akşam buteye kafa dağıtırız. Hadi öptüm. Görüşürüz. Cansu hala çok mu kötü? Umutsuz vaka. Babasından sonra şu Emir konusunda daha da takıntılı hale geldi. Öyle değil mi sence de? Vallahi ben hiçbir fark göremiyorum anne. Kız kaçırmak mı daha varoş yoksa birlikte kaçmak mı bilemedim. Yani aslında romantik bile olabilir. Nerededirler acaba? En azından Emir'in polisi başı derde girmeyecek. Önemli olan da bu. Aa, Koray geliyor. Neyi sende Hakan Hoca'nın notları var mı? Ne gezer? Niye gelmiyorsun yanımıza? Damat bey bir tebrik de edemedik ya. Ulan nasıl bomba patlattın var ya. Emre de örnek olmuşsun ama o farklı algılamış olayı. Ne zaman tanıştıracaksın bizi eşinle? Acelesi yok. Bir ara tanıştırırım. Yani adet falan anlamam ama insan arkadaşlarını bir yemeğe çağırır herhalde. Bir ara çağırırım. Kaçmıyoruz. Başından atsaydın. Yoksa bize işini tanıştırmak istemiyor musun? Bak, Emir de polislerden kurtuldu. Yani bir sıkıntı kalmadı. Bu gece gelsek nasıl olur? Bana bakmayın. Benim programım var. Hadi damat, bir ıslatalım.
Üstüne gitmeyin damadın. Yeni evli o. Dumanı üstünde daha. İyi peki. Akşam 8:30 gibi gelin o zaman. Efendim? Gülsüm. Akşam birkaç arkadaş yemeğe gelecek. Aa, misafir mi geliyor yani? Yok, kasma da. İşte haberin olsun diye söylüyorum. Tamam tamam, ben hemen hazırlanırım. Hadi. Görüşürüz. Emir, neredesin saatlerdir ya? Niye gidiyorsun beni uyandırmadan? Seni bırakıp kaçtım mı düşündün? Emir, gerizekalı mısın? Çıkıp arayacaktım dışarıda seni. Ya ormanda beni arayacaktın yani. Sen. Bu kadar saat bunları aldın yani. Kızınca çok tatlı oluyorsun. Emir, söyle neredeydin? Bu kadar saat alışveriş yapmış olamazsın. Akşamı bekle. Hadi bu sefer yemekleri beraber yapacağız. Hadi kızım, çok geyik. Gel işte sen de. Ya ne geleceğim? Resmen kıza dalga geçmeye gidiyorsunuz. Her tarafından belli oluyor. Oho, ne dalgası ya. Keyfimize bakacağız işte. Yeni evli geyikleri falan. Hem Kore'yi makaraya alacağız biz, yengeyi değil. Oo, yenge falan. Sen iyice kaptırmışsın kendine bu işi. Sen şimdi gelmiyorsun yani. Benim kızım bir kere hayır dediyse o bir daha asla evet olmaz İlker'cim. İşin çok zor. Vallahi hiç cazip fikir değil İlker. Ya ben oraya gidersem yani diye düşünüp Kore'ye arıza yaparım. Ya da kızı ezerseniz sana sararım. Ya aramızı bozmaya değer mi sence? Değmez. Aynen. Ben bu gece buradayım. Cansu gelecek hem. Sana afiyet olsun. Gülsüm. Ev kokuyor. Hoş geldin. Mis gibi yemek kokuyor değil mi? Annem hep derdi. Evi yuva yapan yemek kokusudur diye. Ben alışkın değilim. Yani kokması da olur. Şey, hem ben sen demedim mi kasma diye ya? Gerek yoktu. Olur mu canım? Hadi annemler yabancı değildi de ilk kez misafir ağırlayacağız. Hem şey, kokuyu da şey yaparım, bir dahaki seferi mutfağın camını açarım. Aspiratörü kullanırsın belki. Tabii doğru, ben fark etmemişim onu. Ünal Bey, Feriha'nınkiler şikayeti çekince çok rahatladı. Tamam. Baba oğlu ilişkileri çok sağlam olmasa da kadınlar konusunda Emir'i tanıyor olmalı değil mi? Sen bile Emir nerede diye çıldırırken kafe izinde çıkmış diyen adam mı? Bence odama boş yere umut bağlama Cansu. Biliyorum. Yani şu anda çok umutsuz görünüyorum ama ona ne hissediyorsa hissetsin geçici olduğunu da biliyorum Lara. Gerçekten. Feriha Emir için geçici. Biliyorum bunu.
Birlikte yemek hazırlayacağız dedin, ortada yoksun. Ne oldu? Giy bunları. Bir şey mi oldu? Giy sen. Dışarı çıkacağız. Yemek yapacaktık ama. Dışarı çıkacağız, yaparız sonra. Hazır mı? Kapat gözlerini. Niye? Kapat. Açma sakın. Gel. Annemin küpeleri. Sen bunları nereden buldun? Gel hadi. Gerçek. Sen gerçeksin. Smokinim yok. Gelinliğin yok. Parmağına takacağım bir tane yüzük bile yok. Burada. Şimdi. Bu şekilde. Benimle evlenir misin? Evet. Şarabı ben getirdim. Plak sizde. Beni hazırlıksız yakaladın. Eğer müsait değilseniz şarabımı bırakıp gidebilirim. Senin kadar janti bir gence bu kadar kaba olamayacağım. Geç lütfen. Üzerimi değiştirip geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben alayım. Yok, sen zahmet etme ya. Gülsün, kendileri çıkarır onlar. Ama olur mu? Olur, olur. Buyurun. Gülsün, bırak girsinler ayakkabıyla içeri ya. Hadi. Ah,
Ben pisliğin tekiyim değil mi baba? Seni kandırdım. Zorla kaçırdı dedim. Ciğeri beş para etmez adamlara mahcup ettim seni. Ama yediremedim be baba. Kardeşimin gözlerimin içine baka baka o herife kaçmasını yediremedim. Vallahi eve kadın eli değdiği de belli. Ya mis gibi kuru fasulye kokuyor. Yok kuru fasulye değil. Bizim memleketin yemeklerinden yaptım ben size. Ekşi aşı. Sakın adına aldanmayın. Çorba o. Bir de kağıt kebabı yaptım. Oo hanım hamarat. Buyurun geçelim o zaman hadi. Tabii ya memleket yemekleri. Buyuralım. Misafirsiniz. Şaraplara nerede abi? Ne içiyoruz? İker çok komiksin yani. Şaraplık bir masa göremiyorum ben. Şalgam suyu mu içeceğiz? Kırmızı mı içersiniz, beyaz mı? Sen otur, bakarım ben. Çok uğurlu geldi. Dilerim size de uğur getirir. Bir ömür boyu, bir yastığa, bir yüreğe sığın inşallah. Kalbim hayatımın sonuna dek şu an senin için yüzüne gözlerine baktığım gibi çarpacak Feriha Sarrafoğlu. Seni çok seviyorum. Bir ömür seveceğim. Thank you.
Kan damlar yüreğime, gözlerine haram değerse, gül teninde günah gezerse, günün birinde eller ayırsa, yollar kapansa, sol yanımda senin aşkınla dolanırım koca dünyada. Beni unutma, eller ayırsa, yollar kapansa, sol yanımda senin aşkınla kaybolurum koca dünyada. Beni unutma, sevdalı bakışınla bütün ömür feda edin.